Şimdi biz kayyumu tanımlarken sadece siyasi darbedir, halk iradesinin gaspıdır demiyorduk. Kentin geleceğini karartabilecek kadar bir talan zihniyetidir diyorduk ama çevre bize ya bunlar zaten karşıt partiden ya da işte karşıt görüşten o yüzden böyle belki altyapısı boş bir karalama propagandasıdır gibi sorular gelişebiliyordu. Şimdi Sayıştay raporunun aslında bizi doğruladığı, ne kadar doğru tespitler yaptığımızı ortaya koyuyor. Çünkü sonuçta bugünkü yargı sisteminin Yargıtay'ında, Sayıştay'ında ve diğer ilgili kurumlarında ne kadar denetimde, yani tekçi zihniyetin denetiminde olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Van Büyükşehir özgülünde geliştirdiği kayyum raporuna, şimdi kayyum hakkındaki rapora baktığımızda artık kimsenin kalkıp bize kara propaganda yapılıyor deme durumu kalmıyor. Yani yönetememiş, teknik olarak yönetememiş, idari olarak yönetememiş, mali olarak yönetememiş. Birkaç kalem altında bunlar sıralanabilir. Örneğin kalemlerden bir tanesi bütün ihalelerin usulsüz yapıldığının tespitini rapor yapıyor. Doğrudan alımların kanunu var, mevzuatı var. Pazarlık usulüyle yapılması gereken onların ihlal edildiğinin tespitini yapıyor. Birinci kayyum dönemindeki olumsuzlukların, yasa dışılıkların, yolsuzlukların tespitini bir önceki Sayıştay raporlarında belirtildiği halde normalinde ikinci kayyum döneminde o yolsuzlukların, o usulsüzlüklerin yapılmaması gerekir. Hatta düzeltilmesi gerekir. Bırakın düzeltilmesi, kat be kat diyelim ki artarak devam ettiğinin tespitini yapıyor. Bu çok önemli. Mesela borç yükünün arttığından söz ediyor. Artık sadece kamu bankalarından değil, diğer özel bankalardan da değişik yol ve yöntemlerle borçlanmanın yapıldığını, 2022 yılında sadece 40 milyon faizin ödendiğini tespitini yapıyor. Mesela belediye ait binaların kullanım ruhsatının olmaması olmadığını tespitini yapıyor. Buna rağmen o binalar işletmeye açılmış. Belli kişilere verilmiş, işletiliyor. Önemli bir tespittir bu. Belediye kira gelirlerini toplamadığını tespitini yapmış. Bu da önemli bir tespittir. Onun dışında süresiz bir şekilde belediyenin denetiminde ve diyelim ki inisiyatifinde gelişmesi gereken toplu taşıma, örneğin servis minibüsleridir, ticari taksilerdir. Bunların süresiz bir şekilde üçüncü şahıslara devri söz konusu. Bu hakkın devri söz konusu. Mesela ciddi bir şeydir. Yani 318 minibüsün bu şekilde hakkı devredilmiş. 1347 servis aracının hakkı devredilmiş. 14 personel servis aracının hakkı devredilmiş. 971 ticari taksinin hakkı devredilmiş. Yani normal bunlar ihale yoluyla verilmesi gerekirken ne yapıyor? Böyle trafik komisyonunun aldığı bir kararla, yani hukume diye bir şey var belediyenin de iştirak ettiği, yani bunun
kararıyla bütün bu belediyenin olan bu haklar üçüncü şahıslara süresiz bir şekilde devredilmiştir. Şimdi böyle bir şey var yani. Örneğin personelin mağduriyetinin tespitini yapmıştır. Personelin yıllık iznini kullanamıyor. Borç yükü bizim dönemimizde 1 katrilyon eski parayla 100 trilyon muhasebeleştirilmiş borç iken şimdi 2 katrilyondan söz ediliyor. Yani 2 milyar borçtan söz ediliyor. Örneğin 2022 yılında belediye 4 milyar civarında bir harcamanın yaptığının tespitini yapmış. Ama şimdi belediye bu harcamayı yaptı. Fakat kente ve kentliye hangi hizmetleri sundu biz göremiyoruz yani. Kentli kendisi söylesin. Böyle bir hizmet, 4 milyar liralık bir hizmet nereye yapılmış? Bu da önemli bir tespittir. Diğer boyutuyla mesela gayrimenkuller, taşınır ve taşınmaz belediyeye ait malların yandaş kurumlara, yandaş şahıslara devri söz konusu ya da değerinin çok altında satışı söz konusu. Bunlar bile usulsüz yapılmış. Bunun tespitini Sayıştay yapmış. Önemli bir şeydi. Biz üzerine gittik yani o 3 aylık süreç içerisinde bu telekomünikasyonun altyapı meselesinden belediyeye doğan bir hak vardır. Hem de ciddi bir paradır bu gelir. Biz üzerine gittik o 2-3 ay içerisinde biz bu altyapı hakkımızı tahsil etme yoluna gitmek üzereydik aslında. Mahkeme yoluyla da olsa bunu alacaktık. O günden bugüne hala buna parmak basılmamış. Yani bu belediyeye ait olan bu hak tahsil edilmemiştir. Şimdi bütün bunlara baktığımızda açıkçası şunu söyleyebiliriz. Belediye kayyum döneminde tümüyle kentin, kentlinin, kentteki sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerinin denetimine kapalı duruma gelmiş. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani iç bütçenin aktarımı noktasında, diyelim ki A daire başkanlığının bütçesinden B daire başkanlığına bir aktarım yapılıyor. Aktarım yapılıyor. Bu bile kitabına uydurulmamış. Yani toplamında iç ya da dış belediyenin muhasebesinin mevzuata uygun tutulmadığı. Bu ne demektir? Denetim. Siz hem kent ve kentlinin, kentteki örgütlü kurum ve kuruluşların denetiminden kaçırıyorsunuz. Hem de mevzuata uygun yapmadığınız sürece içerideki denetimden kaçırıyorsunuz. Şimdi burada ciddi bir sorumluluk var. Sadece yani yerine kayyum atanmış belediye iş başkanı arkadaşlarımızın bizlerin sorumluluğu değil. Bütün kentlinin sorumluluğu var. Takip etmesi gerekir. Zorlaması gerekir. Yani bu kadar usulsüzlük yapılmış. Ya kıyametin kopması lazım açıkçası onu söylemek istiyorum. Yani şimdi bu kadar sessizlik olmaz ki. Hani Mustafa Avcı belli bir anlayış adına belediyenin, bizim belediyecilik anlayışımız adına dönem dönem konuşurdu. Bir şeyler söylerdik, diğer arkadaşlarımız söylerdi. Tamam dikkate alınmamış olabilir ama şu anda resmi bir Sayıştay raporu var ortada. Ve belediye resmen yönetilememiş. Denetimden uzak tutulmuş. Ve baştan aşağı usulsüzlükler var, yolsuzluklar var, bazı şeyleri gözden kaçırma var. Kent ve kentlinin siyasi düşünce ayrılığı, farklılığı gözetilmeden kıyamet koparması gerekirken kimseden çıt çıkmıyor. Çok ilginç bir durum yani. Hani sen ne yaptın bu paraları? Nereye kaçırıyorsun? 2-3 tane bürokratı bir araya getiriyorsun, meclis adına karar alıp işler yapıyorsunuz. Bunun hani kayyum olsa bile yürürlükte olan bir yasa var, bir mevzuat var, ihale yasası var, ihale mevzuatı var, doğrudan alım mevzuatı var. Hani iç bütçeden diyelim ki aktarım yapıldığında bir mevzuat var, bir yasa var. Bunların tümüne uymamışsın. O zaman siz bir şeyler kaçırmışsınız. Madem şimdi o yüzden diyorum yani bu kente sahip çıkalım. Sadece bizler değil,
Yani belli bir siyasi anlayışın örgütlüğü toplumsal kesimleri değil, kurum kuruluşlar değil. AKP'li olur, MHP'li olur, kim olursa olsun. Yani şimdi dolayısıyla kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama eğer ses çıkarılmıyorsa o zaman ortağısınız siz, öyle ya da böyle. Hani diyeyim ki mevcudiyetten pay almamışsınız bile, pastadan payınız olmamışsa bile düşünsel olarak karşı çıkmadığınız zaman o zaman siz o suça ortaksınız. O anlamda söylüyorum yani. Şimdi idari olarak yönetememiş, teknik olarak yönetememiş, mali olarak yönetememiş. Bunun Sayıştay raporu resmi rapordur yani. Tespit etmiş, o zaman sesinizi çıkarın, sahip çıkın bu kente. Bu kent hepimizin. Kentin geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Aydınlık bir gelecek de örülse hepimizin yararına var. Karanlık bir gelecek de örülürse hepimizin zararıdır. O anlamda diyorum yani bu raporu ben ancak böyle değerlendirebilirim. Aslında 2019'da halk birinci kayyumu ve pratiğini, birinci kayyum zihniyetini onaylamadığını açığa çıkardı yani. Sonuçta kayyuma bir ders verildi. Kayyum zihniyetine, kayyumun atama adresine ciddi bir ders verildi. Yani eğer beğenilmiş olsaydı kayyum zihniyeti ve kayyum pratiği, o zaman 2019 seçimlerini %54 civarında bir oyla biz alamazdık. Sonuçta şimdi bu rapordan sonra artık elbette ki yine eski haliyle de kalmış olsaydı bu halk kayyum rejimine onay vermeyecekti ama bu rapordan sonra artık herkesin bu kayyum rejimine sadece sandıkta değil, aslında benim sandığa giderken de bu süreci çok ciddi bir şekilde sesli olarak örmekten söz ediyorum. Ama sandık sonucu itibariyle de ciddi bir dersin verilmesi lazım. Kayyum rejimi bu toplumu düşünmüyor, bu kenti düşünmüyor. Kayyum rejimi öyle ya da böyle kendi atama adresini memnun ederse onun için her şey bitmiştir. Kentin yerel kaynaklarını atama adresinin memnuniyeti için seferber eden bir zihniyettir kayyum zihniyeti. Çünkü yani biz aslında demokratik bir toplum olmuş olsaydı, demokratik bir ülkede yaşamış olsaydık, o zaman sadece belediye iş başkanları, belediyeleri ya da işte yerel yönetimleri seçimle değil, valiler, kaymakamlar da halk tarafından seçilmiş olması gerekirdi. İşte o zaman seçilmişlerin tümünün adresi yerel olurdu, kentli olurdu, halk olurdu. Yani bunu düşman hukukuyla da siz tanımlayamazsınız. Çünkü düşmanın kendisinin de düşmanca bir hukuku var. Düşmanca bir hukuku var. O hukuk yürürlüğe girdiği zaman o hukuk çerçevesinde yürür. Şimdi şurada hukuk mukuk kalmamış yani. Ölçü kalmamış. Fiili bir yönetim var başta. Hani sizin işinize gelmeyen yasaları biz tanımıyoruz dediğinizde, bu yargı kararını tanımıyoruz dediğinizde o zaman yasa kalmamıştır. O zaman fiili bir şekilde siz bu toplumu yönetmeye kalkışıyorsunuz. Yani hani düşman hukukundan söz ediliyor, doğru. Bence onun ötesinde bir uygulama var. Hukuk, çerçeve, düşmanca da olsa siz bileceksiniz. Yani nasıl davranacağınızı ve size karşı nasıl davranılacağını bil. Şimdi biz ne ölçü var, ne hukuk var, ne bir şey var. O yüzden karşıdan ne gelebilecek, siz ona karşı nasıl bir savunma refleksi geliştireceksiniz onu bilmiyorsunuz. O yüzden diyoruz, evet tamam düşman hukuku çok tartışılıyor. Fakat bu biraz da onu aşan bir durumdur bu uygulamalar. Bence önümüzdeki seçimde halk tümüyle bunları görmüştür. Gereken cevabı verecektir. Ona inanıyoruz. Hem de güçlü bir cevap olacak.